Merhabalar arkadaşlar, dersimiz fen bilimleri. Bugün dersimizde arkadaşlar örnek birkaç tane soru çözeceğiz. Önceki derslerimizde ses teknolojilerini, geçmişten günümüze bilim insanlarının öne sürdükleri ses teknolojilerinden bahsetmiştik, sorular çözmüştük. Bugün yine birkaç tane soruyla dersimize devam edeceğiz gençler. Evet, birinci soruyla devam edelim isterseniz. Sesin şiddetini arttıran araçlar birçok meslek grubunca kullanılmaktadır. Aşağıdaki meslek gruplarının hangisinin bu tür bir cihazı kullanmasına gerek yoktur? Yani arkadaşlar 4 tane A, B, C ve D seçeneklerinde verilmiş olan hangi meslek grubunun ses teknoloji araçlarıyla ne yoktur? Bir ilgisi, ihtiyacı söz konusu değildir. Şarkıcılar denildiğinde ilgisi var mıdır arkadaşlar? Evet vardır değil mi? Şarkıcılar ne yaparlar? Sahneye çıkıp şarkı söylerler ve hoparlör gibi, mikrofon gibi cihazları kullanıma ihtiyaç duyarlar. Trafik polisleri ise arkadaşlar megafon yardımıyla çoğu kez ne yaparlar onlar da? Trafik içerisinde trafiğe aykırı davranan ya da uyarılması gereken insanları ne yaparlar? Uyarırlar. Sunucu dediğimiz arkadaşlar haberlerdeki sunucuları düşünebilirsiniz. Ya da nasıl düşünebilirsiniz arkadaşlar? İşte haberler dışında çeşitli programlardaki sunucuları düşünürseniz onların da yine mikrofon ya da hoparlör gibi cihazları kullandıklarını düşünebiliriz. Ama arkadaşlar terzilerin yaptığı tek şey giysilerimizi dikmek ve elbise yapmak olduğu için sesle alakalı bir görevleri yoktur. Yani cevabımız Denizli şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki yerlerin hangisinde ses yükseltici araç kullanılmasına gerek yoktur? Evet gençler, ses yükselten araç kullanmaya ihtiyaç duymadığımız bir yer arıyoruz. Eczane. Arkadaşlar eczanede ses yükseltmeye gerek var mı? Eczane bildiğiniz gibi ilacımızı almak için gittiğimiz yerler değil mi? Burada tek ihtiyacımız ilaç satın almak. Dolayısıyla burada aslında ses yükseltici bir cihaza ihtiyacımız yok. Cevap A diyebiliriz ama isterseniz yine de diğer şıklara bir bakalım. Stat, yani stadyumlar arkadaşlar. Burada ihtiyacımız vardır. Neden? O anda maç yapılırken işte gol olduğunda ya da çeşitli uyarıları yapmak için taraftarlara mikrofon ya da hoparlör, megafon gibi cihazlar, ses yükseltici cihazlar kullanılır. Camilerde ise yine kullanılır arkadaşlar. Ezan okunduğunda ya da bir dua okunduğunda değil mi? Yine sesimizi daha uzak kişilere duyurmak için, daha uzaktaki kişilere duyurmak için kullanırız. Düğün salonlarında da yine hoparlör, mikrofon gibi cihazlar kullanılır. Biliyorsunuz arkadaşlar işte şarkı söylemek, eğlenmek ya da o andaki bir müziği duyurmak için kullanırız. Ancak eczanelerde böyle bir ihtiyacımız söz konusu değildir arkadaşlar. Evet gençler, üçüncü sorumuza bakalım. Okuldaki zil sesinin her sınıftan duyulması aşağıdaki ses teknolojilerinin hangisinin sayesindedir? Evet gençler, okulumuzu hayal edelim değil mi? Zil tek bir yerden çalıyor ama her sınıf, birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçler ve siz dörtler değil mi? Ne yapıyorsunuz? Hatta diğer ortaokul ve lise katı ne yapıyor? Aynı zilin sesini aynı anda ve aynı şiddetle duyuyor. Bunu hangi cihazla sağlıyoruz arkadaşlar? Bir megafonla mı, stetoskopla mı, DVD ile mi, hoparlörle mi arkadaşlar? Tabii ki hoparlör yardımıyla değil mi? Hatta mutlaka görmüşsünüzdür duvarlarda, üst kısımlarda asılı olan hoparlör yardımıyla sesi ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha uzak yerlere iletebiliyoruz. Evet, dördüncü sorumuza devam edelim. Sesin kaydedilmesi aşağıdaki alanlardan hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? Yani arkadaşlar biz sesi bir cihaza kaydedip daha sonra kullanmak bize hangi alanda kolaylık ve gelişme katmıştır? Resimde mi, müzikte mi, sağlıkta mı, sporda mı? Tabii ki arkadaşlar müzikte değil mi? Yapılan güzel bestelerin kaydedilip yıllar sonra tekrar dinlenmesi bu müzik alanında bir gelişme sağlamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuza devam edelim. Mikrofonun yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Yani mikrofonun amacı nedir arkadaşlar? A. Ses kaynağından çıkan sesin şiddetini azaltmak. B. Ses kaynağına yakın olan sesi yakın olanların sesi duyabilmesini sağlamak. C. Ses kaynağından çıkan sesi kaydetmek. D. Ses kaynağına uzak olanların sesi duyabilmesini sağlamak. Mikrofon arkadaşlar amacı nedir aslında? Cevabımız D şıkkı. Amacı daha uzakta olan, yani sesi duyabileceğini düşünmediğimiz insanların, kişilerin de duyabilmesini sağlamak amacıyla arkadaşlar kullanılan bir cihazdır, aygıttır diyebiliriz gençler.
Evet, 6. sorumuza devam edelim. 1990'lı yıllarda en önemli ses kayıt cihazı kasetlerdi. Aşağıdakilerden hangisinin icat edilmesiyle kasetler önemini kaybetmiştir? Evet gençler, dersimizde bununla alakalı ne yapmıştık? Bazı çalışmalar yapmıştık. Birlikte dersimizi, konumuzu işlemiştik. Ne demiştik? Geçmişten günümüze ses teknoloji araçları gelişirken 2000'lere gelmeden önce kasetlerin, daha sonrasında işte CD ve DVD'lerin, en sonunda flash bellek dediğimiz harici belleklerin biraz daha ses kaydetmede ne yaptığını, popüler olduğunu söylemiştik arkadaşlar. 1990'lı yıllarda, sizin yaşınız biraz küçük ama ben hatırlıyorum arkadaşlar. O zamanlar teypler vardı. Aslında A şıkkında gösterilen teyp, kasetin takılarak dinlenildiği, ne diyebiliriz? Cihaz diyebiliriz. O zamanlar teypleri, kasetleri takıp ne yapıyorduk? Müzik dinliyorduk ya da o şekilde kaydediyorduk. Ama 90'lı yıllardan sonra arkadaşlar ne yapmaya başladı? CD dediğimiz bu yuvarlak, parlak ses kayıt cihazları ne yapıldı arkadaşlar? Ses kaydedebildiğimiz araçlar keşfedildi, bulundu. Ve kasetler biraz aslında popülerliğini kaybetti. O yüzden cevabımız C şıkkı, CD olacak arkadaşlar. Evet, 7. sorumuza devam edelim gençler. Aşağıdakilerden hangisinin yapılış amacı diğerlerinden farklıdır? Yani gençler, 3 tanesi aynı amaca hizmet edecek yapılış amacı olarak ama bir tanesi farklı bir amacı olacak. Megafon. Megafonun amacı nedir arkadaşlar? Sesimizi daha uzaktaki kişilere duyurabilmek. Hoparlör okulumuzda da var demiştik değil mi? Zilimizi bu şekilde duyuyoruz demiştik. Hoparlörün amacı da oluşan bir sesi ya da bir müziği ne yapmak? Daha uzaklara iletebilmek. DVD, arkadaşlar DVD'deki amacımız sesimizi uzağa iletmek değil de sesi bir yere ne yapmak? Kaydetmek. C aslında, C şıkkındaki ifade farklı bir amaca hizmet ediyor arkadaşlar. Mikrofon yine uzaktaki kişilere sesimizi duyurmak amacıyla yaptığımız bir aygıt. Cevabımız C şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Evet gençler, son sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki teknolojik ürünlerin hangisinde hoparlör kullanılmıştır? 1. Bilgisayar, 2. Piyano, 3. Televizyon, 4. Cep telefonu, 5. Ütü, 6. Duvar saati. Evet arkadaşlar, 6 tane bize evimizde kullandığımız güncel bazı araçlar verilmiş. Bizden hangilerinde hoparlör olduğunu soruyor. Bilgisayarlarda hoparlör var mıdır arkadaşlar? Evet vardır bilgisayarlarda hoparlör. Ne yaparız biz bilgisayarlarda? Müzik dinleriz ve biz bu müziği dinlemek için hoparlör kullanırız değil mi? Ya da bilgisayarda bazen film izleyebiliriz ya da işte ders videoları izliyorsunuz değil mi? Ya da bizim sesimizi canlı derslerde bilgisayarda yaptığınızda görebiliyorsunuz. Piyanoda hoparlör var mıdır? Piyanoda hoparlör yoktur arkadaşlar. Piyano zaten bir müzik aletidir. Onun hoparlöre ihtiyacı yok. Tuşlarına bastığınız zaman zaten kendiliğinden ses oluşuyor. Televizyonlarda var mı? Evet gençler, televizyonda yine hoparlör vardır. Haberleri izlemek için ya da çeşitli dizileri, filmleri, programları izlemek için kullandığımız televizyonda sesleri daha net duyabilmemiz için hoparlör kullanılır. Cep telefonunda var mıdır? Kesinlikle vardır. Hatta biz ne yapabiliriz? Bu hoparlörden çıkan sesi zaman zaman azaltıp ya da istediğimiz şekilde arttırabiliriz arkadaşlar. Peki ütüde var mıdır? Arkadaşlar ütü zaten biliyorsunuz işte kırışmış elbiselerimizi düzleştirmek için kullandığımız bir aygıt. Sesle alakalı bir işlev olmadığı için burada da bizim sesle ilgili bir ihtiyacımız yok. Hoparlör de kullanılmıyor. Duvar saatinde de yine arkadaşlar hoparlör yoktur. Çünkü duvar saatinin amacı da nedir? Asıl amacı ne olabilir? Tabii ki bazı şöyle düşünebilirsiniz. Hocam bazı işte saatlerde ses, müzik olabiliyor. Evet olabilir kesinlikle. Bu ama biraz daha uç bir örnek olur. Biz genel anlamda asıl amacını düşündüğümüzde saatin asıl amacı gün içerisindeki zamanı göstermektir. Yani arkadaşlar duvar saatinde müzik vesaire bu biraz ekstrem bir, yani çok aykırı bir ne olabilir? Örnek olabilir. Biz ne diyoruz? Duvar saatinin asıl amacı bu olmadığı için hoparlör kullanılmaz diye düşüneceğiz arkadaşlar. Bilgisayar, televizyon ve cep telefonu, yani 1, 3, 4 dersek cevabımız C şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Evet gençler, gördüğünüz gibi bugünkü dersimizde de yine ses teknolojileriyle alakalı güncel sorular çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın gençler.